Evet, dördüncü denememizde devam ediyoruz. 35. sorumuza başlıyoruz. Türkiye, Güney Yarımküre'de şu anki paralel derecelerinde ve Greenwich'in batısında yer almış olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi diyor arkadaşlar sorumuzda. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar Güney Yarımküre'de diyor aynı paralelde olacağını söylüyor ama Greenwich'in batısında aynı meridyenlerde olacağından bize bahsetmemiş. Dikkat ederseniz soruda buraya çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi A şıkkında diyor ülkenin diyor kuzeyi güneyinden daha sıcak olurdu. Şimdi arkadaşlar eğer bizim ülkemiz Güney Yarımküre'de olmuş olsaydı biliyorsunuz kuzeyimiz ekvatora yakın olacaktı. Güneyimiz bu sefer kutba yakın olacaktı. Onun için kuzeyimiz ekvatora yakın olduğundan dolayı güneyimize göre daha sıcak olacaktı. Doğrudur. Güneyinde enleme bağlı yer çekimi artardı diyor. Şimdi arkadaşlar eğer biz Güney Yarımküre'de olmuş olsaydık şöyle minik bir şekilde isterseniz ben size ifade etmeye çalışayım. Şöyle şekliniz biraz bozuk oldu ama idare edeceksiniz. Şimdi şöyle biz Güney Yarımküre'de olmuş olsaydık, şöyle karalayalım mesela burası Türkiye olmuş olsaydı, şurası bizim kuzey kıyımız, burası da güneyimiz olacaktı. Yani biz güneyde olduğumuz zaman güney kıyılarımız kutba yakın, kuzey kıyılarımız ekvatora yakın olacak. Şöyle 0 derece buraya da ekvator diyelim mesela. Şimdi arkadaşlar güneye doğru gidildikçe çizgisel hız azalırdı diyor. Şimdi Bursa şıkkında arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bunu es geçmeyelim. Güneyinde diyor enleme bağlı yer çekimi artardı. Biliyorsunuz enleme bağlı olarak yer çekimi kutuplarda fazla, ekvatorda az. O zaman güneyimiz kutba yakın olduğundan dolayı yer çekimi artardı. Doğru. Güneye doğru gidildikçe çizgisel hız azalırdı. Evet, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biliyorsunuz çizgisel hız azalır. Çizgisel hız ekvatorda fazla, kutuplarda az. Bu da doğru. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırırdı. Şimdi arkadaşlar rüzgarlar oluştukları yerdeki sıcaklığı alıp nereye taşıyorlar? Estikleri yere taşıyorlar. Ve diyoruz ki bizim ülkemiz eğer Güney Yarımküre'de olmuş olsaydı kuzeyden gelen rüzgarlar ekvatordan doğru geleceğinden dolayı sıcaklıkları ne yapacaktı arkadaşlar? Artıracaktı. O zaman bu da doğru. Ha E şıkkı. Eksi 2 ve 3. saat dilimler arasında yer alırdı. Şimdi arkadaşlar bakın soruda ben size dedim ki aynı paralellerden bahsediyor. Güneyde diyor aynı paralel dereceler arasında olacaktık ama Greenwich'in batısında aynı boylamlar arasında olup olmadığımızdan sonra da bahsedilmemiş. Onun için biz Greenwich'in batısında olacaktık ama Greenwich'in batısında arkadaşlar şu anki boylam aralıklarında olsaydık doğru ama boylam aralıklarından bahsetmediğinden dolayı burada doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak idi. Evet, 36. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda Türkiye'de bir yörenin kırsal kesimindeki bir harita verilmiş. Yukarıdaki verilene göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Şimdi arkadaşlar bu haritada bize bir ilçe verilmiş. İlçenin etrafındaki köyler verilmiş. Artı yollar gösterilmiş ve dikkat edin bu merkez yerleşim alanlarının çevresindeki tarım arazileri gösterilmiş. Şimdi şekilde bir şey eminim çok dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Yollar, köyler özellikle yollarla birbirine çok bağlı. Hem ilçe merkezine hem köylerin kendi arasında. Şimdi A şıkkında bakalım. İlçe ve köyler diyor su kaynaklarının sınırlı olduğu bir ovada yer almaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar bu ovanın sulu mu yoksa susuz mu olduğunu direkt bu haritaya bakarak anlama şansımız yok. Tarım alanları diyor dar ve parçalıdır. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar tarım alanları parçalı değil. Hepsi bir arada gözüküyor. Dağınık yerleşme tipidir diyor arkadaşlar. Şimdi dağınık yerleşme tipi olabilmesi için özellikle arkadaşlar burada köylerden daha ziyade evleri göstermesi lazım. Biz köyler bir arada görüyorsunuz. Dağınık değil gayet toplu gözüküyor. Yer şekilleri bakımından arızalı bir arazidir. Yani engebeli arazidir diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz tarım alanları var, tarlalar var. Yani arazinin düz olduğu burada haritadan belli. Ama net olan bir şey var. Bakın soruda söyledik. Köyler arası diyor ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Zaten direkt dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Yollarla dikkat edin köyler hem ilçe merkezi birbirine direkt bağlanmış. Onun için burada doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak idi.
Evet, 37. sorumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada bize bir izohips haritası verilmiş. İzohips haritasında diyor ki X köyünde akarsu yatağından sonra sahili takip ederek Y köyüne gidecek kişinin diyor. Gideceği yön ve alması gereken mesafe aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakın arkadaşlar X merkezindeki noktadan Y merkezine gideceğiz. Şimdi bakın X'ten Y'ye gidebilmemiz için arkadaşlar bizim ilk önce hemen bir yön okumuza bakarak yön tayini yapalım sorumuzda. Kuzey, güney, doğu, batı. Şimdi arkadaşlar Y noktamız dikkat ederseniz nerede bulunuyor? Kuzey doğuda yer alıyor. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda bizim özellikle aşağıdaki çizgi ölçeğimizi kullanmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu çizgi ölçeği kullanırken şuna dikkat edeceğiz. İlk yapmamız gereken şu çizgi ölçeği şöyle bir ben nasıl kullanılacağını ifade edeyim. Siz artık sınavda arkadaşlar bunun bir yol ve yöntemini bulmaya çalışacağınızdan eminim. İlk yapmamız gereken şu çizgi ölçeği şu şekilde bir kağıt üzerine aktarmak. Aktardık, tamam. Arkadaşlar burada X'ten Y'ye gidebilmemiz için bakın şurada bir dağımız var. Biz dağın yamacından gidemeyiz. İlk önce bizim kuzeye doğru gitmemiz lazım. Daha sonra arkadaşlar kuzeyden ne tarafa doğru gitmemiz lazım? Sahile indikten sonra bir de doğuya doğru gitmemiz lazım. Bakın şöyle kuzey doğu yönünde direkt gitme şansımız yok. İlk önce kuzeye sonra doğuya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi getirin hemen soruda bakalım. İlk önce kuzeye doğru arkadaşlar gideceğiz. Daha sonra nere tarafa doğru gideceğiz dedik? Doğuya doğru gideceğiz arkadaşlar. Hatta burada biraz direkt kuzey olmamış. Dikkat ederseniz şöyle bir kuzey batı da koyalım. Arkadaşlar şıklarda kuzey batı da hemen gözüme çarptı. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Getiriyoruz. Koyduk. İlk önce yapmamız gereken şöyle arkadaşlar bir ilk önce getirdik. Bakın. Şöyle bir 3 kilometre geldi. Arkadaşlar X noktasını işaretledim. Devam ediyorum. Yaklaşık dikkat ederseniz arkadaşlar bir 2 kilometre daha geldik. Yaklaşık kaç kilometre geldik arkadaşlar? 5 kilometreye yakın geldik. Ama ne tarafa doğru? Şöyle tam sahile inmemiz lazım. Bir saniye sahile tam inelim arkadaşlar. Evet sahile tam indik. 3 kilometreye yaklaşık. Ondan sonra arkadaşlar getiriyorum şöyle. Yaklaşık 2 kilometrede buradan 5 kilometre gideceğiz arkadaşlar. Kuzey batıya doğru. Daha sonra doğuya doğru arkadaşlar getiriyoruz, hesaplıyoruz. Yaklaşık 3 kilometre buradan var arkadaşlar. 2 kilometre de buradan yaklaşık 5 kilometre. Onun için burada doğru cevabımız kuzey batıya ve doğuya doğru arkadaşlar. Kuzey batıya yaklaşık arkadaşlar 4,5 kilometre. Doğuya doğru arkadaşlar yaklaşık 5 kilometre gideceğiz. Onun için burada doğru cevabımız arkadaşlar Denizli şıkkı olacak idi. Evet 38. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı bölge diyor küresel ısınma sonucu kuraklaşan yerlerden değildir. Şimdi arkadaşlar verilen noktalardan özellikle 2, 3, 4 ve 5 numaralı bölgelerimizde arkadaşlar çöller bulunmaktadır. Yani kurak bölgelerdir. Ama 1 numaralı bölge arkadaşlar ekvatoral bölgedir. Arkadaşlar onun için 1 numaralı bölgede kuraklaşan bir bölge olduğunu söyleyemeyiz. Onun için burada doğru cevabımız A şıkkı olacak idi. Evet 39. sorumuza devam ediyoruz. Türkiye'de aktif nüfusun sektörlere dağılımı yıllara göre verilmiştir. Buna göre diyor yukarıdaki tablodan hangisi çıkarılamaz? Şimdi aktif nüfus ne demek? Arkadaşlar aktif nüfus çalışıp kendi geçimini sağlayan, başkalarının geçiminde de yardımcı olan nüfusa biz aktif nüfus diyoruz. Genel itibariyle arkadaşlar 15 ila 64 arasındaki yaş grupları aktif nüfus grubuna girer. Şimdi bağımlı nüfus ise arkadaşlar çalışmayıp başkalarının yardımıyla geçimini sağlayan nüfusa da biz bağımlı nüfus adını veriyoruz. Şimdi tabloya bakarak arkadaşlar biz neyi çıkaramayacağız ona bakalım şimdi. Diyor ki 1985 yılında en fazla istihdam tarım sektöründedir. Gördüğünüz üzere evet 1985 yılında çalışan insanların büyük bir bölümü tarımda çalışıyor %58,5'lar. Bu doğru biz yanlış arıyoruz.
Ülkede sanayi sektörünün önemi giderek artmıştır. Arkadaşlar sanayinin arttığını nereden anlayacağız biz? Dikkat ederseniz 1985 yılından 2016 yılına kadar sanayi sektöründe çalışan insan oranı artmış. Ha, demek ki bu da bize sanayi sektöründe istihdamın artması, sektöründe giderek bize geliştiğini gösteriyor. Doğrudur. Tarım sektöründe diyor üretim azalmıştır. Şimdi arkadaşlar özellikle diyoruz ki tarım sektöründe çalışan insan sayısının azalması bu sektörde üretimin azaldığı manasına gelmez. Özellikle eskiye nazaran arkadaşlar bir önceki dönemlere göre insanoğlu daha çok modern tarım yöntemini benimsemiş durumda. Ve modern tarım teknikleri sayesinde özellikle sanayileşmiş gelişmiş ülkelerde bu böyle arkadaşlar. Tarımda çalışan insan sayısı az ama birim alandan alınan verim yüksek arkadaşlar. Onun için diyoruz ki tarım sektöründe çalışan insan sayısının azalması tarım sektöründe üretimin azaldığı manasına gelmez. Onun için burada doğru cevabımız Ceyhan şıkkı olacak idi. Evet, son sorumuzla devam ediyoruz. 40. sorumuzla. Türkiye'nin diyor ana yeryüzü şekillerinden olan dağların doğu batı yönlü değil de kuzey güney yönlü uzandığı düşünülürse aşağıdaki coğrafi değişimlerden hangisi yaşanmazdı diyor sorumuzla bize. Arkadaşlar eğer bizim Türkiye'de dağlar daha çok doğu batı değil de kuzey güney yönlü uzanmış olsaydı biliyorsunuz bizde dağlar şöyle çizerek göstereyim arkadaşlar. Doğu batı yönlü uzanıyor. Bu doğu batı yönlü. Ha bize soruda diyor ki doğu batı yönlü değil de şu şekilde kuzey güney yönlü uzanmış olsaydı ne olurdu? Şimdi kıyı bölgeler içerisinde diyor en çok yağış Ege bölgesine düşerdi. Şimdi arkadaşlar özellikle Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığından dolayı artı yükseltide fazla olduğundan dolayı yağış miktarı fazla. Ege bölgesinde o zaman ne olacaktı arkadaşlar? Şu anda biliyorsunuz Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzanıyor. Yani dağların yönü arkadaşlar nasıl? Doğu batı yönlü eğer Ege bölgesinde kuzey güney yönlü olmuş olsaydı dağlar denize paralel uzanacaktı ve Ege bölgesinde yağış miktarı artacaktı. Evet A şıkkı olmaz. B şıkkı kara ve demiryolu ağları diyor kuzey güney yönlü gelişirdi. Şimdi arkadaşlar bizim ülkemizde özellikle dağlar doğu batı yönünde uzandığından dolayı daha çok kara ve demiryolu ağımız doğu batı yönünde gelişmiş. Ha eğer dağlar kuzey güney yönlü olmuş olsaydı kuzey güney yönünde gelişirdi. Bu da doğru arkadaşlar. Aradığımız cevap değil. Doğu Anadolu'nun diyor iklimi daha ılıman olurdu. Ha neden daha ılıman olurdu? Özellikle arkadaşlar Karadeniz bölgesinde dağlar denize dik uzanmış olsaydı denizden gelen nemli hava kütleleri o sıra dağların arasındaki arkadaşlar çöküntü alanlardan iç kesimlere kadar girebilecekti ve bu da Doğu Anadolu'daki iklimi ılımanlaştıracaktı. Bu da doğrudur. D şıkkında diyor nüfusun çoğunluğu iç kısımlarda toplanırdı. Şimdi arkadaşlar özellikle dağların uzanış biçimiyle nüfusun toplandığı yerler arasında çok fazla arkadaşlar bir bağlantı yoktur. Eğer dağlar denize dik uzanmış olsaydı özellikle kuzey güneyinde uzanmış olsaydı hem Karadeniz'de hem Akdeniz bölgesinde özellikle nüfus daha çok iç kesimlerde değil daha çok kıyı bölgelerde toplanacaktı. Niye? Çünkü şu anda biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzandan dolayı kıyı ile iç kesim arasında nüfus sıkışmış durumda. Yani insanların yerleşecekleri alan çok fazla değil. Onun için burada nüfusun çoğunluğu iç kesimlerde toplanırdı. Yanlış cevap olacak idi. Daha çok kıyı kesimlerde toplanırdı diyoruz. Kıta sahanın en dar olduğu yerler Ege kıyıları olurdu. Neden Ege kıyıları olurdu? Biliyorsunuz arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde kıta sahanlığı dar. Dağların denize dik uzandığı yerlerde kıta sahanlığı geniştir. Eğer dağlarımız kuzey güney yönlü olmuş olsaydı Ege'de dedik ki dağlar kıyıya paralel uzanacaktı. O zaman kıta sahanlığı Ege kıyılarında şimdikine göre geniş değil daha dar olacaktı. Onun için burada doğru cevabımız Denizli şıkkı olacak idi.